Eksi 3'ün karesi arkadaşlar malum 9'dur. 9'un kare kökü de kaç yapar? 3. Zaten şunu söyleyeyim. Çift dereceli köklerde asla içerisi negatif olmaz. Dışarı da negatif çıkmaz arkadaşlar. Dolayısıyla 3 olması gayet normal. Yani sakın şunu yapmayın. Tamam mı? Ee, başka yerlerde de hep görmüşsünüzdür. Bir şeyin karesinin kare kökü mutlak değerdir. Ya da bir şeyin 2n'inci kuvvetinin 2n'inci kökü mutlak değerdir arkadaşlar. Buna hesabı katmalıyız. Ama teklerde hiç öyle bir sıkıntı yok. Direkt sadeleştirebilirsiniz. Götürdüğünüz zaman eksi haliyle evet eksi 4 olarak kalır. Yine burada bunları götürüyorsanız mutlak eksi 2. Mutlak eksi 2 de 2'ye eşittir. Tamam ya da 16'nın 4. dereceden kökü. Kök 4 zaten kaç? 2. Dolayısıyla burada 4'ler sadeleşti. Eksi 3 oldu cevabımız B şıkkı. 0.4 çarpı 5 arkadaşlar hemen yapalım isterseniz. Normalde 2'dir ama göstereyim. 4 bölü 10 çarpı 5. 20 bölü 10'dan bak 2 oldu gördüğünüz gibi. Sonra 2 eksi 14 bölü 9. 2 kere 9 18 eksi 14 bölü 9. Çıkardığımız zaman ne geldi? Bunlar hep köklü bu arada. 4 bölü 9. Köklerde ayrı ayrı kökün almayı unutmayın. Böyle göstereyim size. Kök 4, 2'dir. Kök 9, 3. Cevabımız böylece 2 bölü 3 değişik arkadaşlar. 3 eksi kök 7'nin karesinin kare kökü arkadaşlar. Burada önemli bir şey. Biz neye dikkat ediyoruz demiştim. Önceden de sorularda. E, mutlak değerci arkadaşlar. Çıkarıyoruz böyle. Sonra diyoruz ki 3 mü büyük, kök 7 mi büyük. Nasıl anlarsınız? En kötü karesini alırsınız. 3'ün karesi 9, 7'nin kare, kök 7'nin karesi 7. Böylece 3 kök 7'den büyüktür. Böyle olduğu gibi çıkar. E, tek kuvvetlerde hiçbir problem yok. Olduğu gibi sadeleşir bunlar. Sonra arkadaşlar yine tek kuvvetlerde olduğu gibi sadeleşir. Dolayısıyla bu kök 7'ler gitti. 1 eksi eksi 7'den artı 7 cevabımız 8 oldu. D şıkkı. Karelerin alarak karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. 32, 27, 28, 45 ve 49. Buna göre o zaman arkadaşlar en büyük olan hangisi olacak? 49 yani 7. Sonra bir küçük olan arkadaşlar hangisi o? 45 yani 3 kök 5. Sonra bir küçük olan da 4 kök 2. Diğerleri arkadaşlar bunlardan zaten daha küçük. Şimdi önden baktığımız zaman gördüğünüz gibi şu küçük olanlar hiç görünmeyecek bile. 3 tane renk göreceğiz biz. Evet birincisi gibi olur arkadaşlar. Eğer arkadan bakarsanız zaten en büyük bu olduğu için yani 7 birim olduğu için diğerlerini direkt kapatır. Hiçbir şey göremezsiniz arkadan. Evet arkadan görünüm mor olan olmaz arkadaşlar. Çünkü mor olan neydi? 3 kök 5'ti değil mi? Haliyle tabii ki mavi olan 7 olduğu için maviyi görürüz. Zaten 2 doğruysa 3 yanlış olmalı. D 1 2 oldu. 4 üzeri 6, 4 üzeri 6, 4 üzeri 6. Yani 4 tane 4 üzeri 6 arkadaşlar. Buradan bakın 4 tane 4 üzeri 6, 4 üzeri 7 yapar. 4 üzeri 7'nin de 7. dereceden kökü olduğu için bunlar gider. 4 kalır. Teklerde direkt silebiliriz. 1 bölü 16 eksi 1 bölü 25 bölü kök 9 bölü 10. Şimdi arkadaşlar 25 eksi 16 9 yapar payda eşitlersek aşağısı 16 çarpı 25 karekök içinde bölü 10 bölü kök 9 zaten 3. Şimdi arkadaşlar kök 9 sol taraftaki kök 9 3. 16 kök dışına nasıl çıkar? 4. 25 nasıl çıkar? 5. Bu şekilde arkadaşlar tek tek ayrı ayrı hepsinin karekökünü alabilirsiniz. Sorun yok. Böylece 10 bölü 3, 20 bölü 10, 2, 3'ler gitti. 1 bölü 2 arkadaşlar aşık oldu. 333'ün karesi artı 444'ün karesi. ikisinin de ortak özelliği nedir? 111'in karesi ortak parantezine alabiliriz. 111'in karesi parantezinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Kök içinde bunları şimdi artık 9 artı 16 25. Böylece bunun karekökü nedir? 5. 111'in karesinin karekökü nedir? 111 çarpı 5 diye bakın kolayca ayırdık. Yani sayıları kocaman çarpalım. Sonra bir daha karekökünü alırım diye bir şey yok. Ortak parantezi alma, ayrı ayrı kök alma bunlar önemli arkadaşlar. Gelelim şimdi bu üst tarafa. 0.1 bölü 3.7 var. 37 bölü 1 bölü 37 diyebiliyorduk değil mi ona? Bu arada arkadaşlar 1 bölü 37 olduğu için ters çevireceğiz. 37 çarpı 37 olacak. En son bir de bunun karekökü varmış. Demek ki bu da dışarı 37 olarak çıktı. Şimdi artık bunu böyle bölü olarak yazalım. 111'i 37'ye böldüğümüzde 3. 3 çarpı 5'ten cevabımız 15 D şıkkı. Şimdi arkadaşlar 2 kök 6, 4 kök 2, 3 kök 5, 4, 46 ve 4 kök karelerini ben aşağıya yazdım. Neden? Şimdi burada 5,5 ile 7 metre arasında karekökü buna yakın olan sayı hangisi var? 32 olabilir. 5 kök 5,5 ile 7 arasında 45 olabilir, 46 olabilir, 48 olabilir. Hepsi 5,5 ile 7 arasında. 5'ten küçük değiller. Ancak bakın 24'e baktığınız zaman bırakın 5,5 ,5 metreden küçük olmayı, 5'ten küçük hatta bu. O yüzden 2 kök 6 olması mümkün değil A şıkkı. Kök 9'u tabii ki 3 olarak çıkaracağız. Dolayısıyla 7 eksi 6 olacak, 1 olacak burası. Yine aynı şekilde kök 4 2 5 çarpı 2 10, 5, 11 eksi 10'dan 1. 1 artı 1 bunun tabi parantez kübü. Yani 2'nin kübü 8 oldu. 8 eşittir x üzeri 9. Şimdi burada artık üslü sayı bilgimizi ve köklü sayı bilgimizi birleştireceğiz. Şimdi bir üslü sayı artık yapıyorduk. Köklü sayılarda şunu diyebilirsiniz. Köklü sayıda her tarafın üstünü arkadaşlar 9'a bölerek böylece 8 üzeri 1 bölü 9 eşittir x deriz. Şıklarda bu yok. 2 üzeri 3'ün 1 bölü 9. kuvveti 2 üzeri 3 bölü 9'dan 2 üzeri 1 bölü 3 o da bakın küp kök 2 olacak B şıkkı. Rasyonel deyince bazen arkadaşlar yanlış anlaşılıyor. Hemen böyle kesirli sayı akla geliyor. Rasyonel şu demektir. Bir köklü sayı arkadaşlar dışarı kökten kurtularak çıkabiliyorsa işte o rasyonel sayıdır. Kökten çıkamayan sayılar irrasyonel olur. Örnek kök 2 irrasyoneldir. Kök 5 irrasyoneldir. Yani bize bu kare kökü olan bir sayı olması için ne olmalıdır diye soruyor. O zaman AB dediğimiz nedir? 10A artı B iki basamaklı. BA dediğimiz ne? 10B artı A. Böylece 11 parantezinde A artı B karekök dışına çıkması için tabii ki burada A artı B'nin ne olması lazım? 11 olsun ki 121'in karekökü arkadaşlar 11 böyle çıksın. A artı B 11 olan sayılar nelerdir? 9, 2, 8, 3 şöyle yazamadım pardon. 8, 3, 7, 4, 6, 5. Bir de bunları yer değiştireceğiz. 4 böyle 4 de öyle 8 tane olacak arkadaşlar C eşit. A, B, C asal sayıları olduğuna göre A kesinlikle 3, B kesinlikle 5 ve C kesinlikle 2. Çünkü 32, 625 ve 27 bu sayıların kuvvetleri arkadaşlar. Ve Buradan yola çıkarak artık kök 27 ne zaman 3'e eşit olur? N 3 olduğunda 625 5'in 4. kuvvettir M 4 olmalı. Sonra 32 T buradan da T kaç olmalı diyoruz? Bunun için 5 olmalı. Böylece bizden ne istiyormuş bakalım? A bölü N 3 bölü 3 artı B bölü T 5 bölü 5. Sonra M bölü C 4 bölü 2 haliyle 1, 1 daha 2, 2 daha 4 cevabımız A şıkkı. Raflar arası önce uzaklığı bulalım arkadaşlar. Alt raf kök 12 kök 3 yani aslında kök 12 nedir? 2 kök 3. Bir de kök 3 eklersek 3 kök 3. Kök 27 kök 48 de üst rafın yüksekliği. O da 3 kök 3 artı 4 kök 3'ten 7 kök 3. Bunların arasındaki uzaklık nedir? 4 kök 3. Demek ki iki raf arasındaki uzaklık arkadaşlar 4 kök 3 olacak. Buna göre bu kitabın veya defterin neyse artık boyu arkadaşlar 4 kök 3 ten küçük olmalı. 4 kök 3 küçük olduğuna göre yani karesi 48 küçük olmak zorunda. Buna uyan hangisi olur? Diğerleri zaten hep bakın 4 kök 3'ten büyük arkadaşlar. 72, 64, 50, 49 sadece 3 kök 3 gördüğünüz gibi 4 kök daha kökü küçük söyleyemedim affedersiniz. 4 kök daha küçük ya da karesi 48'den küçük arkadaşlar. A şıkkı. Bir çift dereceli kuvvetin arkadaşlar kökün içi asla negatif olamaz. Şimdi burası 2x eksi 7. Burası da 14 eksi 4x. Dikkat edin. 2x eksi 7 büyük eşit 0 olduğuna göre 2x büyük eşit 7. Her iki tarafı bölelim. Bu oldu. E 14 eksi 4 x'e bakın şimdi büyük eşit 0. Buradan da 14 bölü 4 yani 7 bölü 2'den küçük olmalı x. E 7 bölü 2'den küçük 7 bölü 2'den büyük. Aynı zamanda eşitlik var tabii ki. Sadece buna uyan neymiş? 7 bölü 2. Yani bunlar aslında arkadaşlar sıfırmış. Dolayısıyla burada biz x'i 7 bölü 2 bulduk. A 4 çarpı 7 bölü 2'den 14 oldu. D şıkkı. Dikkat etmek lazım e, çift dereceli olmak şartıyla a eksi x ve x eksi a'nın var olması için ancak sıfır olması lazım. Çift dereceli köklerin toplamı aynı mutlak değer gibi ayrı ayrı toplandıklarında sıfır oluyorlarsa bunların hepsi ayrı ayrı sıfırdır. Sebep? Çünkü arkadaşlar çift dereceli bir kökün içi negatif olamaz. Dolayısıyla toplamları mecburen sıfır olduğunda bu da sıfır, bu da sıfırdır. Bu ne demek? O zaman 3. dereceden kök x eksi 1 eşittir 2 demek. Haliyle x eksi 1 her iki tarafın küpünü alırsak 8. x buradan 9 demektir. Aynı mantıkla o zaman y eksi 18 de 0 olmalı. Yani y arkadaşlar buradan 18 oldu. B şıkkı. Bu soruda sizin yorumlarınızı da merak ediyorum aslında ama güzel bir soru. Bakalım siz nasıl yaparsanız ben kendi yorumumu göstereyim. A artı 64'ü arkadaşlar x kare diyeceğim. A eksi 7'ye de y kare diyeceğim. Taraf tarafa çıkaracağım. A'dan kurtulalım. Böylece 71 eşittir. x kare eksi y kare. Yani x eksi y çarpı x artı y. İki kare farkı. Şimdi tam sayı demiş ya bize. Bunlar birer tam sayı. O zaman x eksi y 1'dir. x artı y de 71'dir arkadaşlar. Dolayısıyla x eksi y 1 x artı y 71 ise asal sayı olduğu için ancak 1 ve 71 dedim. 2x 72 yapıyor. x 36. y de arkadaşlar 35. Demek ki ben de demiştim a artı 64'ü x kare. Yani bu o zaman kök içinde olduğu için x. Bu da arkadaşlar y. Bunlardan bir tanesi bakın 35 bir tanesi 36'ymış. Şıklarda 35 olan var. Kök a artı kök b artı kök c. Toplamının sonucu en az kaçtır? Pozitif bölen sayısı 3 alan farklı sayma sayılarıdır. Önce bunu yorumlamalısınız. Pozitif bölen sayısı nasıl 3 olur arkadaşlar? Bir asal sayının karesi ise... ÖSYM e bir kere hatta soru olarak bunu sordu. Örnek bakın 3'ün karesini düşünelim. 3'ün karesinin bölenleri nelerdir? 1, 3, 9. Başka da pozitif böleni yoktur. Dolayısıyla aklınızda bulunsun bir asal sayının karesi olması lazım bunun olması için. Böylece arkadaşlar haliyle buradan tabii ki kökağı nasıl çıkacak bir asal sayı olarak çıkacak. P1 diyelim ona. B arkadaşlar bir P2 asal sayısı olarak, C de bir P3 asal sayısı olarak çıkacak. En küçük asal sayılarımız 2, 3 ve 5 olduğundan toplamları 10 D şıkkı.